Bu ne ya? Benim ne işim var okulda? Öykücüğüm mecbursun çünkü. Eğer bu derse girmezsen okuldan atılacaksın. Ben mümkünse dünyadan atılmak istiyorum Burcu. Böyle uzay boşluğunda kaybolayım falan. Ah, hatta daha iyi bir fikrim var. Ben bir meteora binip Ayaz'ın tepesine düşeyim. Belki rahatlarım. Çok mu mutlu görünüyorlardı? Hem de nasıl? İkisinin ağzı kulaklarındaydı. Ay yine de bana her şey çok saçma geliyor ya. Yani daha düne kadar seni seven biri şimdi böyle bir şey nasıl yapar? Hem de Ayaz. Yapmış işte. Ya bilmiyorum. Belki benleyken bile görüşüyordu o kızla. Ya ben safım zaten, anlamam ki. Yok ya, bu işte bir terslik var gibi geliyor bana. Yok işte terslik falan. Bayağı bütün o susmaları, surat asmaları, benden ayrılmak istemesi hep o kız yüzündenmiş. Belki de o kız kandırmıştır Ayaz'ı, ha? Kızın adı neydi ya? Işık. İsme bak. Onu bir elime getirsem var ya, o ışığı nasıl söndürüyorum ben? Elektriğini keseceğim onu, voltajıyla oynayacağım. Yok artık. Merhaba arkadaşlar. Zeynep Hanım'ın yokluğunda kavramsal sanat kuramı derslerine ben giriyor olacağım. Öykü, şu tesadüfe bak. Dünya ne kadar küçük. Ya. Aa, sürprize bak. Ayaz. Senin burada ne işin var ya? Benim burada ne işim olabilir Ayaz? Öykü'yü bekliyorum. Sen? Işığı bekliyorum. Aa, o kız burada mı okuyor? Asistanlık yapıyor. Bana bak, siz ciddi ciddi takılıyor musunuz ya? Saçma sapan konuşma. Öykü'nün benden uzak durması için yapıyorum. Sen de biliyorsun bunu. Heh, şimdi oldu. Sen de buraya geldin ki Öykü sizi görüp iyice yıkılsın. Al. Ben onu üzmek istemiyorum. Beni sen mecbur bıraktın. Ama hakkını yemeyeyim, güzel numara bulmuşsun Ayaz. Yani bir de dün gece Öykü'nün halini görmen lazımdı. Sana demediğini bırakmadı. Artık iyice senden nefret ediyor. Mete, bir gün bu yaptıkların var ya, hepsi ortaya çıkacak. O zaman herkes senden nefret edecek. Hı? Kısacası sanat tarihine baktığımızda geçmiş ile geleceğin hep iç içe olduğunu görüyoruz. Yani ne sanatta ne de modada geçmiş diye bir şey yoktur. Örneğin modasının geçmiş olduğunu düşündüğümüz tasarımlar gün gelir yeniden moda olmuş olabilirler. Gerçek hayatta da böyle olur değil mi? Örneğin eski bir arkadaşımız. Aa, mesela şey diyelim değil mi Burcu? Lise arkadaşımız mesela. Böyle yıllar sonra bizim için çok kıymetli hale gelebilir mi? Doğru. Ha, ama onun da modası geçecektir. Yani böyle hatta o çok değerli lise arkadaşımızı hayatımızdan çıkarmak isteyebiliriz. Bu söylediklerimi gerçek hayatla kıyaslamak pek doğru olmaz. Çünkü gerçek hayatta modası geçmeyen ilişkiler, dostluklar, hatta aşklar bile vardır. Yani bizim eski lise arkadaşımız karşımıza bir gün hayatımızın aşkı olarak çıkabilir. Ben bunu var ya. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şunu bir elime geçirirsen var ya. Öykü sakin ol, okuldasın unutma. Ya kızım nasıl laf soktu bana, görmedin mi? Sen kaşındın ama. Yalnız bu arada ne yalan söyleyeyim, kızına iyi laf soktu sana ha. Pardon da sen kimin tarafındasın acaba? Tamam ya, tamam. Sakinleş biraz. Hadi gel dışarı çıkalım, hava al biraz. Hadi.
Nasıl yani, öykü senin dersine mi giriyor? Hı hı. Sevinmen lazım. Senden uzaklaşmasını istemiyor muydun? Şimdi beni gördükçe sana daha çok diş bileyecek. Niye öyle bakıyorsun? İstediğin bu değil miydi? Ya evet ama bir yandan da üzülmesini istemiyorum. Ayaz, hem ondan ayrılmak istiyorsun hem de onu üzmemek istiyorsun. Nasıl olacak bu iş? İstersen hemen vazgeçebiliriz bu oyundan. Hı? Vazgeçemem. Ya başka bir yol bulsam yapardım zaten. Of, artık düşünemiyorum ya. Bak ne diyeceğim. Yarın okulun düzenlediği bir kamp var. Beraber gidelim mi ona? Hem kafanı dağıtmış olursun. Ha? Yok Işık ya, sağ ol. Yani o kafada değilim şu anda. Öykü, özlemiş misin okulu? Hayır. Aa, niye? Dersler mi sıkıcı geldi? Of, hem de nasıl. Ya Ayaz'ın yeni sevgilisi asistanmış bu okulda. Bir de derse o girdi. Aa, yapma ya. Şaka yapıyorsun ya. Allah bu kadar olur. Şansa bak. Ya bir de mecburum o ders almaya. Kaçacak yerim de. Aslında kaçacak bir yer olabilir. Kampa gidelim mi hep beraber? Ne dersiniz? Aa, olabilir aslında. Yani o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Bizim yazlığa da gidebiliriz. Yok yok ya, kampa gidelim. Ben hem daha önce hiç gitmedim kampa. Çok da eğlenceli geliyor kulağa. Sen ne dersin Öykü? Ya ne bileyim ya, ne yapacağız ki orada? Her şeyden uzaklaşıp kafa dinlersin sen de biraz. Hakikaten ha, hepimize çok iyi gelebilir bu kamp. İyi, tamam, olur. O zaman şimdi bahçeye çıkıp bir şeyler içelim ha. Hadi hadi. 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 Allah, güzel olacak bence bu kamp hikayesi. Bayağı eğleniriz yani. Öykü geldi. Evet ya, değişik. Gidelim mi yanlarına? Gidelim. Gerek var mı o kadarına ya? Oyunun kurallarını sen koyuyorsun. Sen karar ver. Yok, yapmayalım onu. Hadi gel. Niye ya? Şuna bak ya. Buraya kadar gelmiş. Beyefendi hiç yalnız bırakamıyor sevgilisini. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti ders? Sıkılmadınız değil mi? Yok. Tabii birazcık sıkıldık. Hatta sıkıntıdan öldük, bittik, mahvolduk. Ay, ne iğrenç ders o öyle ya. Yarın bir seminer var. Belki ilginizi çekebilir. Moda fenomenleri üzerine. Yok canım, sağ ol. Çekmez. Biz hep birlikte kampa gideceğiz. Hepiniz mi gidiyorsunuz? Evet, hepimiz. Yani bu gördüğün kadro, tam gidiyoruz. Emre, ben, Burcu ve Öykü. Tesadüfe bak. Biz de geliyoruz kampa. Deminden beri onu konuşuyoruz, değil mi? Sizin ne işiniz var ya? Işık bana sürpriz yapmış. Ya evet. Sürpriz. Ne güzel. O zaman orada görüşürüz değil mi? Biz sizi yalnız bırakalım. Hani gitmiyorduk kampa? Ya Öykü'nün bizi görmesini istiyorum. Yani sevgili rolüne devam. Senin esas derdin başka. Aklın dün gece Öykü'nün yanında gördüğün o çocukta. Onların yalnız kalmasını istemiyorsun. Çok zor durumdasın Ayaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.